Homoseksüelliği engelleyecek formül sizce nedir? Kadınların bakımlı, güzel sokaklarda gezmeleri, dekolte, kadın güzelliğinin iyi vurulması ki insanlar, erkekler, kadınlara hayran olsunlar. Sadece kadınlarla evlenmeyi, kadınları sevmeyi kafalarına koysunlar. Ama sokakta patates gibi kadınlar gezdirirsen sen, erkek gibi sakalı bıyığına karışmış, o zaman işte oğlan çocuklarına gidip musallat oluyorlar. Homoseksüel oluyorlar. Çünkü onlar bir sefer mini etek giyiyor, peruk takıyor, bilmem ne yapıyor falan. Çünkü kadına müsaade etmiyorlar. Ama homoseksüele müsaade ediyorlar. Baldırını bacağını açıyor, bilmem kaşını gözünü boyuyor. Ama kadın bakımlı olduğunda ona engel oluyor. Halbuki kadın makyajlı olacak, bakımlı olacak, güzel, çekici olacak. Dışarıda da öyle gezecek. Erkek imrenecek ya, keşke evlensem. Değil mi? Keşke helalim olsa deyin, imrenecek. O zaman aklın ucundan bile geçmez. Ama sen muşmola gibi kadınları karşısına çıkartmaya kalkarsan veyahut cinselliği baskı altına alırsan, korkutursan, kadına sakın yanaşma, sakın bakma, işte adını bile anma, düşünme, yanına yanaşma, sesini duyma, oturduğu yere oturma. Ama erkeklerde de istediğin gibi beraber olabilirsin. İşte baldırına, bacağına da bakarsın, duşta da beraber olursun dersen, ondan sonra da 19 misli kadından daha da tahrik edicidir dersen erkeğe, ondan sonra çocuklar homoseksüel oluyorlar. Ve gece gündüz filmlerle de teşvik ederlerse, yani bütün televizyon kanallarında olmasa da yani çok büyük bölümünde homoseksüellik çok makbul bir şey gibi gösteriliyor. Aileler falan da mesela en mazbut aileler bile mesela homoseksüel çıkıyor, bütün ailece seyrediyorlar. Beraber homoseksüellerle resim çektiriyorlar aileler. Yani onu bir gurur meselesi olarak görüyor homoseksüellerle resim çektirmeyi. Mesela bir Nakşibendi şeyhine resim çektirmeyi onur kırıcı görürken homoseksüellerle resim çektirmeyi onur olarak görüyor. Dolayısıyla kadın güzelliği kırıldığı için genç kızlar korkuyor. Saç baş bakmıyor kızlar. Makyaj da yapmıyorlar. Dekolte de giyinmiyorlar. Erkek gibi giyiniyorlar. O zaman onları mecburen erkeklere yöneltmiş oluyorlar. Erkekleri de mini etek giydiriyorlar. Efendim kadın gibi konuşturuyorlar. Kadın makyajı yaptırıyorlar. İşte pembe peruklar, bilmem rengarenk peruklar falan. O zaman erkekler onlara yönelmiş oluyor. Aklı da zayıf olunca, imanı zayıf olunca rahatça netice alabiliyorlar. O yüzden deccaliyetin bu oyununa karşı atak kadını helal olan varlık olarak özgür yaşatmaktır. Yani kadına imrenme, kadını beğenme, kadına hayran olmanın kapısının açılması lazım. Kadını göremezse adam, hiç kadın göremezse kadını bilmek istesin kadını zaten. Sokakta kadın olmaz diyor. Çıksa da diyor her yeri kapalı olacak diyor. Gözü de yerde olacak diyor. Başı zaten kapalı. Yüzünü de görmeyeceksin diyor. Konuşmayacaksın da. Bu durumda zaten kadından hiç muhataplı ol. Yani kafasında bir kadın imajı olmuyor ki kadına karşı istek duysun. Yani kadından evlenmeye karşı içinde bir arzu kalmıyor, istek kalmıyor. Çünkü ortada kadın yok. Yani düşüneceği bir varlık yok ortada. Sadece erkek göstertiliyor. Erkeklerle aynı odada kalıyor, aynı yerlerde yaşıyor. Yurtlarda beraberler, okullarda beraberler. İşte baldırı bacağı açık. O zaman o erkeğe doğru arzu duymaya başlıyor. Bir de teşvik var. 19 misli daha şeydir diye, daha etkileyicidir. Bir de gizlice birçok hoca fetva veriyor. Homoseksüelliği helal gösteriyorlar. Yani acayip sapıklık yayılmış durumda gelenekçi kesim içerisinde. Yani hiç ummadığımız yerlerde homoseksüellik yaygın. Mesela Suudi Arabistan'da okullarda %70. İran'da da okullarda %70. Akıl almaz yüksek. Gelenekçi sistemin hakim olduğu, kadınların baskı altına alındığı yerlerde homoseksüellik patlama yapıyor. Yani inanılmaz boyutlara çıkıyor. Evet. Mısır'da mesela muazzam yüksek homoseksüellik. Suriye'de, Irak'ta akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Yani Avrupa'da falan yok bu kadar homoseksüellik yani. Kadınlar nerede baskı altına alınırsa orada homoseksüellik bela olarak yayılıyor.